Merhaba satranç severler. Bugün de taçsız kral Paul Murphy. Resmi olarak kabul edilmese de dünya satranç şampiyonu olarak görülür. O yüzden taçsız kral dedim. Veri tabanındaki oyun 459, kapsanan yıl 1848-1869. Romantik satranç. Romantizme devam ediyoruz. En çok oynanan açılışlar o zaman Evans Gambit'i, Şah Gambit'i, Sicilya, Şah Gambit'i kabul edilmeyen Fridor savunması, Fransız savunması, Şah Gambit'i, İspanyol, Evans Gambit'i, Guiccio Piano, İtalyan açılışından gelebiliyorsunuz, Fridor savunması, nadir açılış. Önemli oyunlar, buradaki önemli oyunlardan bütün satranç antrenörlerinin bildiği, çok da yorumlanan, satranç merakı olan, araştırması olan, araştırmacı olan insanların bildiği Murphy, Duke Carl Conte, Zoart 1858 dediği meşhur opera oyun. Diğer oyunları da yorumlayacağız. Burada Paul Murphy tarafından açıklanan oyunlar var. 30 kadar. Paul Murphy. Paul Charles Murphy New Orleans'ta doğdu. Başarılı bir avukat ve yargıç. Alonzo Murphy'nin oğluydu. Amcası Ernest Murphy kimsenin Murphy'ye satranç oynamayı resmen öğretmediğini, bunun yerine kuralları kendisi ve Alonzo arasındaki oyunları gözlemleyerek öğrendiğini iddia ediyor. Murphy sadece 12 yaşındayken Johann Jakob Löwenthal New Orleans'ta ziyaret etti ve babasının emriyle dahiyle sıradan bir maç oynamayı kabul etti. Genç Paul 2,5 ile yarım puan da kazandı. 1857'de Murphy 1. Amerikan Satranç Kongresi'ne baskın bir performans da kazandı. Bu başarı tanıştığı ve üzerinde dönemin yani büyük ustaların çoğunu yendi. Bunlardan Adolf Andersen, Murphy Löwenthal, Daniel Horwitz'tir. Resmi dünya şampiyonu unvanı onun zamanında mevcut olmasa da Murphy zamanının en güçlü oyuncusu olarak kabul edildi ve yaygın olarak kabul ediliyor. Bugün bile oyunları açık hatlar ve hızlı gelişme ilkeleri için inceleniyor ve modern oyun üzerindeki etkisi yadsınamaz. Andersen Murphy 1858 yadsınamaz. Mikhail Botvinnik onun etkisi hakkında şunları yazdı. Açık pozisyonlardaki ustalığı o kadar genişti ki ondan sonra bu tür pozisyonlar hakkında çok az yeni şeyler öğrenildi. Evet. Murphy ile ilgili daha detaylı bilgilendirmeleri internetten ve kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Biz buradan en meşhur opera oyununa bakalım. Operada bir gece. Opera oyunu sırasında oynanmış bir oyun. Beyazlar Paul Murphy, siyahlar hemen oyunumuza geçelim. E4, H5. Gördüğünüz gibi D6 yapıldı. Bu Fridor savunmasının belirleyici hamlesi. Ve Murphy direkt merkeze piyonlarını açmak için saldırdı. At açmaz alındı gördüğünüz gibi fille. Merkez piyonu alınınca atla fil değişildi. Ve bir dikey açılmış oldu. D dikey hat açıldı gördüğünüz üzere. Hemen Murphy
Çoban matına benzer konumu hatırladınız. Buradan mat istiyor. Atla gelip matı engel olundu. Ve tekrardan mat istiyor. Gördüğünüz üzere. Vezirle F7 zayıf karesi tutuldu. At gelişimi başladı. Siyahın atı açmaza alındı. Burada piyon 2 çıkıldıktan sonra piyona karşı at feda edildi. İki piyona bir at feda edildi ama şah denildi. At açmazda, iki at da açmazda ve uzun rok atıldı. Kale ile açmazdaki at tutuldu. Gördüğünüz üzere kale açmazda. Diğer kale de gelindi. Veziri mecburdan açmazdan kurtardı. Ki yoksa durum vaziyeti kötü olacak. Kaleyi kaybedecek. Şah dedikten sonra atla alındı. Gördüğünüz üzere. Vezirle şah çekildi. Vezir feda dedikten sonra şah ve mat. Mükemmel bir oyun. Açık atlar. Hat açılması. Gelişim. Açık atlardaki koordinasyon. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi merkez kareleri saldırı. Hat açıldı. D hattında. Direkt çoban matı konumu gibi mat isteniyor. Baskı kuruldu. Hem piyon isteniyor buradan B7'deki piyon. Hem F7'deki piyon isteniyor. Gelişim bakın piyonu almadı. Atla gelişim sağlandı. At açmaz alındıktan sonra burada bir feda söz konusu. Şah ve gördüğünüz gibi kalenin oyuna girmesi bir rok hamlesiyle hem savunma sağlandı hem açık atla kale geldi. Kaleye at değişimi oldu ama at kaleyle alındığı sürece vezir fil kaleyi açmaz aldı. Diğer kalenin gelip taşların aktif kullanımı, koordinasyonu, fedalısı ve bitirici mat. Müthiş. Bunu bilgisayarda kendiniz daha iyi analiz edebilirsiniz. Taht üzerinde çalışabilirsiniz. Faydası olur. Çok öğretici bir oyun. Çoğu sitelerde de, internette de bunun hakkında detaylı anlatımlar var. Gelmiş bu oyun. Lois Posen beyaz, Paul Murphy siyahlarda. ...1857'de... ama birinci Amerikan Satranç Kongresi'nde oynanmış. E4, E5, at. Dört at oyunu. Rok yapıldı. Beyaz gelişimini tamamladı. Siyahın bir beyazın hemen bir atağı oldu. Kaleyi açık atta geldi Murphy gördüğünüz gibi. Burada verdiği piyonu geri aldı. Bir tek siyahın beyazda giden fili gelişmedi. Bunu da geliştirdikten sonra kaleyi dubleledi, batarya yaptı. Açık hatta kaleler sever, dubleledi. Böyle bir durumda bilgisayara baktığımız zaman siyahların lehine verileceği ve antrenörlerin de çoğu da böyle bir konumda siyahlar kazanır diye, avantajlı diye derler. File vezir verdikten sonra şah çekildi.
gelirdi. Şah. 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 Siyah dağılındı. Vezir feda edildi. Kaçış yok. Niye? Çünkü piyon alındıktan sonra diğer kalede de mat yapacak. Şurada hat açmaya bakın. Vezir değişimine gidelim. Dendiği halde bakın. Vezire fil alındıktan sonra hat açıldıktan sonra kaleyi kullanıyor. Şah kale istiyor. Kale gelemez. Çünkü kaleyi al, şahın yanına gelse E8'deki kaleyle şah mat var. Mecburen kaleyi uzaklaştı. Şah dedi. Şah dedikten sonra E hattında da kale var. O tarafa da gidemiyor. Zorunlu G hattı. Şah dedi. Ve burada bir şah çekse mat olacak. Beyaz filde şah çekse mat olacak. Mecburen veziri geldi. Verdiği veziri geri aldı filde. Durumu eşitledi. Gördüğünüz gibi kale 7. yataya geldi. Taktik olanaklar burada çok var dedik. Kale fili tutuyormuş gibi 7. yataya geldi ve bitireceğim. Müthiş. Beyazlar Henry Bird. Siyahlar Paul Murphy. Bird açılışı belki duymuşsunuzdur. Evet. Henry Bird E4 ve başlamış. Murphy açık hattı sevdiği için E4, E5 Philidor savunması yapmış. Ve direkt F piyonuyla merkez saldırı yapmış. Gördüğünüz gibi D5 ile atı kaçırdıktan sonra diğer atı baskı ve merkezde bir üstünlük sağlamış ve alan kazanmış piyonlar sayesinde. At gelişim hamlesi. Rok attı ve şahını güvenceye aldı. Ve burada şurada bakın. Atı oraya sabitleyen piyonu söktü atla. Ata atanınca atını geri aldı. Burada bir piyon artısı var. Evet. Gördüğünüz gibi uzun rok attı çünkü diğer hat açılmıştı. Evet, buradaki hamleyi gördünüz. Vezir alınırsa filden şah ve mat var. Aynı zamanda mat istiyor. Terk etmiş burada. Evet. Normalde tek vezir olsaydı belki mücadele etme şansı vardı ama bir de bu oyunda böyle sürekli oyunun başından başlayan bir baskıyla bakın burada iki piyona kaleyle şah diyor. Buradan kurtuluş olmadığını anlayınca kaleye veziri hediye ediyor. Rahatlayın diye. Ona rağmen gene baskı devam ediyor. Filin yolunu açtı ve şah çekti. Atı da açmaz aldı. Şah dedi. Gördüğünüz gibi şahı kısıtladı. Şah deyince burada kale düşüyor. Diğer kale zaten istekte. Yani burada bu baskıya
Dayanmak zor. Murphy, Beyazlar, Siyahlar, Charles Carpenter. 1849'daki bu oyun sonuyla, yani bitiş sahnesi, final sahnesiyle meşhurdur. Tüm antrenörler öğrencilerine gösterir bu konuyu. Bakın. Rok atıldıktan sonra konuma bakın. Bütün taşlar aktif ve beyazda giden fil F7'ye, siyahta giden fil G7'ye bakıyor. Hepsi gözünü bu tarafa dikmiş. Şah ortada. Siyah hiçbir taşı çıkmamış. Piyonu korumak için geri geldi. Siyahın şu anda oynadığı tek taş siyah at. Burada açılışın, gelişmenin önemi, açık atlar. Bakın hemen şah kaleyle göz dikti. Vezir alınınca burada fille şah çekildi. Şah gelince çifte şah çekildi. Hem at hem kale. Çifte şah çekilince şahı kaçmak zorundasınız. Ne önüne bir taş gelebilirsiniz ne de şah çeken taş alabilirsiniz. Mecburen çifte şahta şaha kaçmak zorundasınız. Fili alınca kaleyi alarak şah dedi ve mat oldu. E hattını kale kesiyor. Şahın G'ye gitmesi at tarafından engellenmiş. Aynı zamanda şah çekiyor. Siyahı da fil kesiyor uzun çaprazdan. Müthiş. Müthiş. Taşların koordinasyonu, gelişim. Taşlar arasında koordinasyon. Çok güzel bir örnek. Paul Murphy, Schrufer Smother. Paris 1859. E4, E5 açık oyunu tabii ki. Fil C4 ve D4. İki at savunmasına ya. D4 İskoç oyunu dönüyor. Hemen açık atta kaleye geldi gördüğünüz gibi. Bu bir Murphy klasiği. Bakın burada gördüğünüz gibi açmazdaki taşa saldırdı. Bir fili verdi ama hemen atı aldı. Şah dedikten sonra şah dedi. Şah. Şah. Şahı korumakta bir zorluk var. Bu tema boğmacaya doğru gider. Şah. Çifte şah. Gördüğünüz gibi. Vezirle şah. Mecbur. Zorunlu. Kaleyle almak zorunda. Çünkü at koruyor. Şahla alamaz. Ve boğmaca mat. Evet. Burası. Bu oyunu da tekrar inceleyelim. Bakın açılış. Gelişimin önemi. Taşların koordinasyonu. Bakın burada merkez piyonu alındıktan sonra açık atta kaleye geldi ve fili piyon aldı. Atı çıktı. Burada hem at hem vezir istedi. Alınamaz çünkü alınırsa vezir gider alamıyor. Bir piyon avantajı var burada bakın. Atların etkin kullanımına yönelik bir bakın burada da bakın ortada kalmış ya. Saldırıyor. Rok yapmamış. Rokun önemi görüyorsunuz. Roku önlüyor atla. Sonra tekrar vezir gelince bakın hemen şah çekmiyor buradan. Vezirle H6, H5'ten
Şah çekmiyor gördüğünüz gibi. Burada şah çekince at anlamıyor çünkü açmazda oluyor vezirden. Vezir açmazda oluyor vezirden dolayı. Beyaza gidince şah diyor. Tekrar şah çekiyor. Çatal, at çatal değil mi? Şah kale. Vezirle alınınca siyah fille de şah çekiliyor. Tekrar atla şah çekildikten sonra oraya gidilirse çünkü öbür tarafa gitseydi şah kale çatalı atılıp at C7'yi alacaktı. Şah ve kale diyecekti. Onu istemedi. Şahı piyonların arkasına doğru kaçmaya çalışıyor. Saklamaya çalışıyor. Şah açarak şah var. Sonrasında tekrar şah var. Tekrar açarak şah var. Eğer burada D8 giderse şah vezirle gelip mat ediyor. O yüzden B8'e gelmek zorunda. Vezirle şah. Şahla anlamaz at koruduğu için. Kaleyle alınmak zorunda. Şah ve mat. Müthiş. Müthiş. Beyazlar John William Schulten, siyahlar Paul Murphy. Yıl 1857 New York. Evet. Şah gambiti. Kontra atak. Gördüğünüz gibi Murphy gene piyonla baskı oluşturdu. Hemen rokunu attı. Şahını güvenceye aldı. Şah dedi. Diğer atı gelişti. Bakın bir piyon verdi. Ama diğer atı da gelişti. Bakın burada kaleyle aldıktan sonra atlanıyor. Sonra at isteniyor. At da alamaz atı. Niye? Vezir açmaz da. Mecburen kaçıyor çünkü file şah çekecek. Atı koruyamıyor. Rok atmazsanız şahı korumak çok zor. Bir de karşınızdaki Murphy ise Allah yardım etsin ne diyeyim. Şah tekrardan şah diyor. Şah ve mata doğru gidiyor. Şah gezintiye çıktı mı zaten beklenen durumlar olur. Gördüğünüz gibi rok atmayınca şah gezintiye çıkıyor. Ne demişler? Sürüden ayrılanı kurt kapar arkadaşlar. O yüzden rokunuzu yapın. Napolyon Maraçi Murphy. Siyahlar Murphy, beyazlar Napolyon Maraçi. New York 1857. E4, E5. İtalyan açılışı. C4. O zaman Şah Gambiti ile İtalyan açılışı çok oynanıyor. Romantik dönem satrancı biliyorsunuz. Rokunu attı beyaz taraf. Siyah taraf da attı. Murphy de rokunu attıktan sonra H7 piyonuna bir saldırı vardı. Murphy onu böylece erteledi. Evet, burada at alındı. Kale verildi. Tekrar geri gelince piyonun direkt vezir ve at. Gördüğünüz gibi taşlar koordineli bir şekilde gene ilerlemeye başladı. Şah ve mat. Evet. Beyazlar taş yeme derdinde, siyahlar mat etme derdinde. Herkes erdi muradına. Biz çıkalım.
Paul Murphy beyazlar, siyahlar Alonso Murphy. Evet, tahtada bazı taşlar eksik olabilir. Geçen oyunda da dikkat ettiyseniz vardı. Murphy'nin bir jesti. Oyunu dengelemek için. Ben seni vezirsiz de yenerim diyorlar ya. İşte kalesiz oynamış. Gördüğünüz gibi karaciğer, kızarmış karaciğer akını. Evet, bu da çok güzel bir bitiriş. Kısa rotla mat etti. Merdiven matına benzer bir mat. Onu da tekrar inceleyelim. Kızarmış karaciğer atını. Meşhurdur bütün turnuvalarda. Denk gelirsiniz. Eğer bilmezseniz ayvayı yersiniz. Onun için ayvayı yiyin, ayvayı yemeyin arkadaşlar. Evet. İtalyan açılışı. Kızarmış karaciğer akını gördüğünüz gibi. Şah. Şah dedik. Şah. Şah yine gezinmeye başladı. Şah. Bir de fil verdik. Kısa rok. Ve şah mat. Müthiş. Murphy, siyahlar Adolf Anderson. 1858. Gene meşhur oyunlardan biri. Biliyorsunuz zaten Adolf iyi bir Alman satranç oyuncusu olduğunu. Merkez mücadelesi. Paul Murphy fili bıraktı. Andersen de fili aldı ama şah çekti. Vezirle şah çekildi. Şah çekildi. Sonra da kaleyle mat yapılacak. Şahın eli kolu bağlı. Bekliyor mat oluyor. Bir şah çeksek mat olacak. Üflesen yıkılacak şah. Evet, burada şah güvenliği gene önemi arz ediyor. Bakalım. Bu oyunu tekrar inceleyelim. Önemli bir oyun. Karşınızdaki Adolf Andersen. Sıradan bir oyuncu değil arkadaşlar. Bakın. Şah dendi. Şah. Şah. Şah dedikten sonra at bırakılıyor. Piyonla at alınıyormuş gibi çatala düştü diye at çatalını tekrar şah çekmesin diye böyle geliyor. Burada kaleyi alsa bile kaleyle diğer kaleyle H'deki kaleyle şahlama. Müthiş.